Hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bu dersimizde çetele tablosunu, sıklık tablosunu, nesne ve şekil grafiğini, bir de sütun grafiğini işleyeceğiz. Sayma işleminin çizgiler yardımıyla yapılarak tabloya aktarılmasına çetele tablosu denir. Çetele tablosunu bir örnek üzerinde inceleyerek onu öğrenelim. Bir sınıftaki öğrencilerden en çok sevdikleri ders sorulmuştur. Öğrencilerden 5'i resim, 7'si müzik, 3'ü beden eğitimi, 4'ü serbest etkinlik dersini seçmiştir. Bunu tabloya çetele çizerek aktaralım. Resim dersini 5 kişi seçmiş. 5 kişiyi buraya çetele ile aktaracağız. 1, 2, 3, 4... 5. çizgiyi yatay olarak diğer çizgilerin üzerinden çekiyoruz. Bu bir 5'lik oldu. Yani 5 sayısını bu şekilde işliyoruz. Her seferinde bunu yapacağız. Ama şu anda resim dersini seçen 5 kişi olduğu için 5 yaptık ve bitti. Şimdi müzik dersine bakalım. Müzik dersini 7 kişi seçmiştir. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi de beden eğitimi dersini seçen öğrencilerin sayısını çetele ile gösterelim. 3 kişi beden eğitimini seçmiş. 1, 2, 3. Şimdi de serbest etkinlik dersini seçen 4 kişi çizelim. 1, 2, 3, 4. Çetele tablosu bu şekilde. Her 4 çizgin üzerinden yatay olarak bir çizgi atıyoruz ve 5'e tamamlıyoruz. Bunları sayarken kolay olsun diye. Şimdi de sıklık tablosuna geçelim. Çetele tablosunun sayılarla tabloya aktarılmasına sıklık tablosu denir. Örneğin bir önceki örneğimizde resim dersini seçen 5 kişiydi. Onu buraya sayı olarak yazıyoruz. Müzik dersini 7 kişi seçmişti. 7 olarak yazıyoruz. Beden eğitimi dersini seçen 3 kişiydi. Onu da 3 ile yazıyoruz. Serbest etkinlik dersini ise 4 kişi seçmişti. Şimdi örneğimizi sıklık tablosu olarak gösterdik. Yani burada şunu bileceğiz. Resim dersi hangi sıklıkta seçilmiş? 5 defa seçilmiş. 5 defa olarak buraya yazacağız. Buraya 5 yazdık. Bu onun seçilme sayısını gösteriyor. Bu kadar. Sıklık tablosu da bu kadar. Sırada nesne ve şekil grafiği var. Buna nesne grafiği ya da şekil grafiği diyebiliriz. İkisi de aynı anlama geliyor. Bunu da hemen bir örnekle inceleyelim. Bir bahçede 3 kedi, 5 köpek, 7 tavşan bulunmaktadır. Bunun nesne grafiği ile şu şekilde gösteririz. Nesne grafiğinde Önce nesnenin ismi yazılır. Her nesnenin karşısına onların resmi ya da onların şekli çizilerek yapılır. Burada 3 kedi var ve 3 tane kediyi şekil ile buraya aktarmışız. Köpek sayısına bakalım. 1 2 3 4 5. 5 köpeği de buraya aktarmışız. Buraya yazılmaz ama şimdi kafanız karışmasın diye sayısını buraya yazıyorum. Tavşan sayısını inceliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Zaten burada da 7 olduğunu belirtmiştik. Nesne veya şekil grafiği de bu şekilde. Hangi nesne varsa burada onun sayısı kadar burada onun şekli olacak. Sütun grafiği. Sevgili öğrencilerim sütun grafiğinde öncelikle ele aldığımız olay burada yer alır en üstte. Burada da sayısal veriler yer alır genellikle. Burada da örneğimizin elemanları yer alır. Mesela 4 A sınıfındaki bir öğrencinin notları şu şekilde. Matematik dersinden şuradan bakıyoruz 50 ile 60'ın tam ortasında bir not almış. Yani matematik dersinden 55 almış. 50 ile 60 arası tam 55'e denk geliyor. Matematik dersinin notu 55. Türkçe dersini inceliyoruz. Türkçe dersi de 80. Hepsini bu şekilde bakacağız. Fen bilgisine bakıyoruz. Fen bilgisi 60'a denk geliyor. Fen bilgisi notu 60. Trafik dersine bakıyoruz. Trafik dersi 90'a denk geliyor. Trafik dersi notu 90. Son olarak sosyal bilgiler dersine bakıyoruz. Onu da yazayım. Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler dersi 70'e denk geliyor. Bu öğrenci sosyal bilgiler dersinde 70 almış. Başka bir örnekle devam edelim. Bu sütun grafiğimiz biraz farklı ama fark eden bir şey olmuyor aslında. Sadece bunları yan çevirmişiz. Sayılar yandayken aşağıya gelmiş. Örneklerimizde aşağıdayken yan tarafa gelmiş. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bazı tablolarda bu şekilde yapılabiliyor. Önemli olan sütunlarla yapılmış olması. Şimdi bunu inceleyelim. Her bir hayvandan kaç tane olduğunu bulacağız. Ördek sayısına bakalım. Ördek sayısı şurada bitiyor bu çizgiyi. 36'ya denk geliyor. O zaman ördek sayımız 36. Hepsini bu şekilde bulacağız. İnek sayısı 27'ye denk geliyor. 27 tane inek varmış. Tavuk sayısı 54'e denk geliyor. Demek ki çiftlikte 54 tane tavuk var. Koyun sayısına baktığımızda da 45'e denk geldiğini görüyoruz. O zaman koyun sayısı 45. Tekrar söylüyorum sevgili öğrencilerim, tablonun ne şekilde olduğu hiç önemli değil. Sütunlarımız dik olsa da, yan olsa da denk geldiği sayı önemli. Şöyle bakacağız. Hangi sayıya denk geldiyse o örnekten o kadar var demektir. Yeni bir örnekle devam edelim. Bir kantinde bir hafta boyunca satılan ürünler grafik üzerinde gösterilmiştir. Sütun grafiğini inceleyerek bunları yorumlayalım. Ürün sayılarımız burada gösterilmiş, ürünlerimiz ise burada gösteriliyor. Şimdi süt sayısının ne kadar olduğunu bulalım. Süt sayısına bakıyoruz ve 112'ye denk geliyor. Süt sayısı 112. Simit sayısı 98'e denk geliyor. Satılan simit sayısı 98. Tost sayısı 70, 70 tane tost satılmış. Ayran sayısı 84'e denk geliyor. 84 tane ayran satılmış demektir. Satılan su sayısına baktığımızda ise 140 tane olduğunu görüyoruz. Satılan su adedi 140. Yeni bir örnekle dersimize devam edelim. Sönmez İlkokulunda okul başkanlığı için oylama yapılmıştır. Aşağıda verilenleri inceleyerek sütun grafiğini yorumlayalım. Burası oy sayısını gösteriyor. Her bir öğrencinin aldığı oy sayısı. Burada da okul başkanlığı için aday olan kişilerin isimleri yer alıyor sevgili öğrencilerim. Şimdi tablo inceleyelim. En çok oyuk kim almış acaba? Başkan seçilen kişi kim olabilir? Sütunların uzunluğuna baktığımızda zaten sarı sütunla gösterilen kişinin çok oy aldığını görüyoruz. Bu kişi kaç oy almış? 64 oy almış. Bu kişi Fatma. O zaman Fatma okul başkanlığı için başkan seçilmiştir. Şimdi en az oy alan kişiye bir bakalım. Sütun grafiği küçük olan en az oy almış demektir. Şeydeye bakıyoruz şeydanın grafiği en küçük olan. En az oyu şeyda almış. Şeyda 16 tane oy almış. Ve sonuncu olmuştur. Kadriye 32 oy almış. İhsan 40 oy almış. Erdal 56 oy almıştır. Bu örneğimizde de sütun grafiğini kendimiz dolduracağız. Aşağıdaki sıklık tablosunda yer alan verileri sütun grafiğinde gösteriniz. Bu bir sıklık tablosu. Sıklık tablosunda biliyorsunuz ki her bir dersi kaç kişinin seçtiği yazıyor. Şimdi bunları grafiğimize ekleyeceğiz. Fransızca dersini yazalım. İstediğimiz yere yazabiliriz. Başa yazalım örneğin. Fransızca dersi. Fransızca dersini 8 kişi seçmiş. O halde onun grafiğini 8'e kadar boyayacağız. Yani buraya kadar ya da içi boş kalsa da olur. Burası Fransızca dersini seçen kişileri gösteriyor. Almancayı da yazalım. Almanca dersini 10 kişi seçmiş. Almanca grafiğini de 10'a kadar yükselteceğiz. Şuradan bakıyoruz. Çizgiler zaten bize yardımcı oluyor. Almancanınkini de seçtik. 10'a kadar getirdik. İtalyanca'yı seçelim. 4 kişiyi. Kısaca İtal yazıyorum. 4'e kadar grafiğimizi yapacağız. Bunu da 4'e kadar yaptık. Son sırada İngilizce var. İngilizce'yi de ING diye kısalttım. O da 12'ymiş. 12'ye bakıyoruz. Şuraya kadar getirmemiz gerekiyor. Şimdi sıklık tablosunu... Sütun grafiğine aktarmış olduk. Bu kadar kolay. Bir grafik daha oluşturalım. Bir basketbol turnuvasında atılan basket sayıları aşağıdaki çetele tablosunda verilmiştir. Verilenleri sütun grafiğinde gösteriniz. Şimdi sevgili öğrencilerim her bir periyotta kaç tane sayı atıldığını gösteriyor. Periyot isimlerini buraya yazalım. Bu birinci periyot. Birinci periyotta 5 6, 7, 8, 9 sayı atılmış. Bunu 9'a kadar getireceğiz. Birinci periyotta 9 sayı. İkinci periyodu yazalım. İkinci periyotta da 5, 10, 11. 11 sayı atılmış. Bunu da 11'e kadar getirmemiz gerekiyor. Tam 11'in hizasında olmalı. Üçüncü periyoda bakalım. Üçüncü periyot yazdım. 5, 6, 7. 7 sayı atıldığı için bunu da 7'nin hizasına getireceğiz. Evet 7'nin hizasına getirdik. Son olarak dördüncü periyodu yazdık. Dördüncü periyotta da gördüğünüz gibi 5 sayı atılmış. Bunu da 5'in hizasına getirerek tablomuzu tamamladık. Şimdi çetele tablosunu Sütun grafiğine aktarmış olduk. Bu örneğimizde de çetele tablosunu sütun grafiğine ekleyeceğiz. Ama bu sefer onu kendimiz oluşturacağız. Sinem okulundaki bazı arkadaşlarının katılımıyla bir anket yapmıştır. Anket sonuçlarına göre sütun grafiğini oluşturalım. Burada uykuda geçirilen süreler yer alıyor. Örneğin 6 ile 7 saat arasında uyuyan kişi sayısı 2. 7 ile 8 saat aralığında uyuyan kişi 5 6. 8 ile 9 saat aralığında uyuyan kişi sayısı ise 5 10. Bunları karşısına yazalım. Tabloyu aktarırken bir daha saymayalım. 9 ile 10 saat aralığında uyuyan kişi sayısı ise 5 3 de burada 8. Şimdi bunu bir önceki örnekte yaptığımız gibi sütun grafiğine aktaracağız. Şu şekilde sütun grafiğimizi çizelim. Buraya kişi sayısını yazalım. Burası kişi sayısını göstersin. Kişi sayısını istersek birer birer yazarız. İstersek ikişer ikişer yazabiliriz. Burada hiç tek sayı yok zaten. İkişer ikişer götürelim. Burası 0. Burası 2 olsun. 4 6 8 ve 10. En yüksek sayı 10 olduğu için en yükseğine 10 yazdım. Sonrasını yazmaya gerek yok zaten. Tablonun alt tarafına da uykuya geçirilen süre saatlerini yazmamız gerekiyor bu durumda. 6 ile 7 saatlik zaman dilimini gösteriyor burası. Burası 7 ile 8'i göstersin. Burası 8 ile 9'u göstersin. Burası da 9 ile 10'u göstersin. Şimdi çetele tablosuna bakarak sütun grafiğimizi dolduracağız. 6 ile 7 saat aralığında uyuyan 2 kişi varmış. Bunu 2'ye kadar getireceğiz. Şu şekilde 2'nin tam hizasında olacak şekilde. 7 ile 8 saat aralığında uyuyan kişi sayısı 6. Onu da 6'nın hizasından çizeceğiz. Şimdi de 8 ile 9 saat aralığında uyan kişi sayısına bakıyoruz. O da 10'muş. Yani şu hizadan ve onun hizasından olacak şekilde sütunumuzu çiziyoruz. Son olarak 9 ile 10 saat aralığında uyan kişi sayısı 8. Onu da 8'in hizasından çiziyoruz. Şimdi örneğimizi tamamladık. Örneğimiz sütun grafiği ile ifade edilmiş oldu. Unutmayacağız kişi sayısını bir tarafa onların gösterdiği sayılar da öbür tarafa yazabiliriz. İsteseydik kişi sayısını buraya da yazabilirdik. O zaman grafiklerimizi şu şekilde getirmemiz gerekecekti. Fark eden hiçbir şey yok. Sevgili öğrencilerim bu dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.